Ya ya ye, Coco Jumbo ya ya ye. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün efsane güzel bir tarifle karşınızdayım. Kurabiyeden bardaklar yapacağız. Kurabiye bardağı. Gerçi bayağıdır normal chocolate chip kurabiye tarifi istiyorsunuz. Onu da bir ara çekelim. Olsun, bu daha güzel. Yok, daha güzel değil. Bilmiyorum, çok kararsızım. Bu da çok güzel bir tarif. Yurt dışında zaten çok popüler. Hatta bunu Dominik Ansel diye bayağı böyle başarılı bir pasta şefi buldu. Çikolata parçalı kurabiyelerden bardak yapacağız. Onların içini sonra çikolatayla kaplayacağız. İçlerine süt koyacağız. Burada batuhana şeref yapacağız inşallah. Belli başlı tabii birkaç püf noktası ve birkaç olası problem var. O problemle karşılaşmamak için neler yapabiliriz diye konuşacağız. Şimdi öncelikle nasıl başlayacağımızı söyleyeyim. Malzemelerimiz var. Eritilmiş soğumuş tereyağımız var. Niye eritip soğutuyoruz? Çünkü içine şekeri ekleyeceğiz. Ve ondan sonra çırpacağız. Eğer hemen eritir eritmez dökersem içine koyduğum şeker de eriyecek. Böyle bayağı sıvı bir karışım elde etmiş olacağız. Öyle bir şey istemiyoruz. İstemediğimiz için eritip soğuttuğum tereyağı var. Bu arada fark ettiyseniz cam kaba geçtim içini görebilin diye. 75 gram erimiş soğumuş tereyağı. Pıt. Ne kadar soğuttum? Şu an tam oda sıcaklığında. Yani oda sıcaklığı diyorum. İnsan sıcaklığı. İçine artık size söylemiştim 200 ml'lik bardaklara geçtim. Olabildiğince... Yanan ocağa koymuşum tavayı. Tamam, sorun yok abi. Esmer şeker kullanıyorum. Esmer şekeriniz yoksa, ki bir sürü tarifte esmer şekerin bahsi geçiyor. Bunu da bir açıklığa kavuşturalım. Evde esmer şeker yok, almak da istemiyorsunuz ısrarla. Tamam, yapabilecek bir şeyim yok. Almıyorsanız o zaman beyaz şekere bir kaşık pekmez ekleyip esmer şeker dokusunu yakalayabilirsiniz. Yarım bardak esmer şeker ekleyeceğim içine. 75 gramdı bu, tarttım. Şimdi bu... Tabii içine bastırdığım için... Çırpalım. Şimdi bunlar iyice birbirine karıştı. Çok çırpmaya gerek yok zaten. Bir yumurtanın sarısı. Beyazını ayırıyorum. Beyazı burada işimize yaramayacak. Yumurta sarısını da ekledim. Şimdi elimde 130 gram un var. 130 gram un da ne kadar etti söyleyeyim size. 1-200 ml'lik bir su bardağı artı bir tepeleme yemek kaşığı. Bunu da içine koyuyorum. Bir pinçik tuz. Bir tutam da vanilya koyacağım. Yarım paket şekerli vanilya ekleyebilirsiniz. Bu arada bu tariften, bunu keşke en başta söyleseydim. Bu tariften 4 tane bardak çıkıyor. Ben bu su bardaklarını kullanacağım. Fırına rahatça girebiliyor, ısıya dayanıklı. Şey yapabilirsiniz, bir yandan bunu çırparken anlatayım. Bu krem karamel yapılan... Hatta burada bu arada çırpıcıyı bırakıp spatulaya geçebilirdik ama spatula... Spatulamız yolda. Isıya dayanıklı herhangi bir bardak, hangi şekli almasını istiyorsunuz? Öyle bir bardakta yapacaksınız. Krem karamel metal kaplar olur. Krem karamel kabı bildiğiniz. Ya da işte metal böyle bardak gibi olur onlar. Onlarda da çok güzel pişiyor. Cam bardağın nasıl bir faydası oluyor? Dışından görebiliyorum ne kadar kızardığını. Şimdi burada normal bir chocolate chip kurabiye hamurundan birazcık daha katı. Sable ile normal kurabiye hamuru arasında bir hamurumuz var. Sable ne? Sable tereyağı, un, şekerden yapılan. İlla şeker olması gerekmez. Tereyağı, un ve yumurtadan yapılan en böyle temel kurabiye hamuru diyebilirim. Bu böyle pastanelerde kiloyla alırsın ya tuzlu. Güzel üzeri susamlı falan. Yumurta sürerler. Anladın? Yağı damağına yapışır böyle bir ay çıkmaz. Oh. Yarım bardakta parça çikolatamız var. Niye durduk yerde çikolata yedim ya ben şimdi? 80-90 gram civarı. Bol çikolatalı istiyorsanız 100 gram koyun. Nasıl içine süt koyacağız. Döküyorum. Çikolatayla da bir araya getirelim. Bu arada inanılmaz güzel Instagram'lık bir tarif olur bu. Benden söylemesi. Abone olmadıysanız da hemen. Evet, çikolata parçaları da karıştırdık. Bunu tabii elle biraz daha yoğuracağım. Ama elimizi kirletmeden evvel. Burada nohutlarım var. Bu nohutlar ne için kullanılır? Nohut, kuru fasulye, ağırlık yapabilecek herhangi bir şey. Bunlar... Bir tane nohut attı kendine. Hah, buldum. Bunlar kör pişirme için kullanılıyor. Kör pişirme dediğimizde blind baking. Şimdi bu hamur, eğer içine bir ağırlık koymazsanız ya da bir kalıpta pişirmezseniz kurabiye hamuru, tabii ki birazcık kabaracak. Birazcık kabardığı için de içindeki o bardak formunu biraz kaybedecek. Bunu iki yöntemle yapabilirsiniz. Ben tabii ki sizin için önden denedim. İçine hiç ağırlık koymadan ve ağırlık koyarak. Bu tarifte fark ettiyseniz kabartıcı hiçbir ajan yok. Yumurta beyazı bile yok yani. O yüzden çok kabarmasını beklediğimiz bir hamur değil. Ama içinde bulunan sıvı dışarı çıkmak isteyecek. O yüzden de bu hamur birazcık kabaracak. Kabardığı zaman içine süt koyabileceğimiz alan kalmayacak. Alan kalabilsin diye içine yağlı kağıt döşeyeceğiz bunun. Ve nohutlu ağırlık yapacağız ve öyle pişireceğiz. Ne yapabilirsiniz başka alternatif? Bunu böyle pişirebilirsiniz. İçine nohut koymadan, hiçbir ağırlık koymadan. Ondan sonra piştikten sonra içini hafif kaşıkla oyabilirsiniz. Çünkü ondan sonra biz bunu soğutacağız.
Ve soğuttuktan sonra çikolata geçeceğiz içine. O yüzden hani öyle bir yöntem de geliştirebilirsiniz. Yağlı kağıtla uğraşmak istemiyorsanız ama bu garanti çözüm bence uğraşmaya değer. Bu tariften 4 tane çıkıyor. 4 tane bardağım var. Bu bardakları... Hayat kurtaran bir şey bu. Metro, sprey yağ. Ve unlayacağım ki bardaktan rahat kurtulsun. Zaten fırından çıkardığımızda bardakla beraber soğutacağız. Çünkü sıcakken çıkarırsak kırılır. Soğuduktan sonra bardaktan çıkaracağız. Rahatça çıkar, sorun olmaz. Siz de bir peçeteye sıvı yağ döküp ya da bir margarinle, tereyağıyla neyse yağlayabilirsiniz. Burada içinde fazla un bırakmamak önemli. O yüzden şöyle bir vuruyorum. Unun fazlasını döküyorum. Mis gibi. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi gelelim. Şimdi bende böyle bir merdane var. Mini merdane. Bu merdanenin yardımıyla içine yerleştireceğim. Normal el yordamıyla da gayet yapabilirsiniz. Çok fazla yoğurma işlemi görmediği için önden dinlendirmiyorum. Çok hani gluten açığa çıkmadığı için. Bir de zaten çok yağlı bir tarif. Yani tereyağı miktarı fazla, o yüzden çıtır olacak. Bu piştikten sonra da bekleyecek zaten. Bu bayağı beklemeli bir tarif ya. Ben bunu çiğ de çok güzel oluyor. Bunu daha önceden konuşmuş olmamız lazım. Konuşmadıysak hata etmişiz. Şöyle aşağı yukarı 4 eşit parçaya bölüyorum. Çok da dert değil yani. Biri büyük, biri küçük. Büyük olanı batona veririz. Bunları böyle pıt pıt içlerine attım. Şimdi bu merdane yardımıyla ya da elle yapayım bir tanesini. Şöyle içinden bastıra bastıra böyle böyle gidiyorum. Sonuncuyu da hazırlayayım. Eğer daha fazla yapmak istiyorsanız bu tarifin iki katını rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Tabii ki kabınızın boyutuyla da alakalı ama ne kadar büyük bir kapta yapabilirsiniz ki diye de düşünmüyor değil insan. Fırını 200 derece, 180-200 derece arası açtık. Burada tabii kurabiye normalde çok fazla pişirme yapılmaz mesela. Kurabiye elinizi sürdüğünüzde sanki çiğ gibi olur. Ki fırından çıkınca bir 5 dakika daha soğuyana kadar kendi pişme süresi oluyor. Ondan sonra güzel bir kıvam elde ediliyor. Ama bu öyle bir şey değil. Bunun hiç kırılıp çatlamasını istemiyoruz. O yüzden tamamen pişene kadar fırında tutacağız. Şimdi içine ağırlık koymak için şöyle yağlı kağıtlar hazırladım ben. Şu uçlarını böyle konfeti gibi kestim. Bu da ne işimizi görecek? Yuvarlak yaptığım zaman bunları böyle tabana oturtabileceğim rahatça. Bu arada Dark izliyorum. İzlemiş miydin? Güzel. Çok iyi değil. Şöyle yuvarlak yaptığımda böyle kendi başına bir şat bardağı gibi oldu. Yağlı kağıt hazırlamadan eğer nohutu içine koyarsanız nohutlu kurabiye olur. Lütfen öyle bir şey yapmayın. Bunları içine oturtuyorum. Şöyle bütün tabanını kapattı yani. İçine bayağı bir nohut dolduruyorum. Kurabiyenin son böyle hamur parçası çıkana kadar. Ne dedim ben şimdi? İnşallah anlamışsınızdır. Kurabiyeyle aynı seviyeye gelene kadar nohut doldurup birazcık da böyle bastırıyorum ki hani içeriden yol bulmasın. Diğerlerine böyle devam edeceğiz. Evet, dördünü de nohutladık. Şimdi bunları 200 derece fırına bir tepside atıyorum. Fırında 25 dakika yarım saat arası pişer. Piştikten sonra görüşürüz, size bir gösteririm. Aynen, oradan ilerleriz. Evet, şöyle göstereyim. Yani 20-28 dakika kadar falan kaldı. Bu haldeyken fırından çıkardık. Dışarısının rengi bu. Şimdi içindeki nohutları dikkatlice, yani bir tık daha soğuduktan sonra da yapabilirsiniz. Şöyle kağıtla içindeki nohutları boşaltıyoruz. Ve bu halde soğumaya bırakacağız. Şimdi bunlar, tabii bugün çekim günü olduğu için benim önceden hazırladığım kurabiyeler. Fark etmez yani, aynı tarif. Soğumuş. Soğuduktan sonra bardaklardan çıkarılmış. Çünkü sıcakken bardaktan çıkarmaya çalıştığınız zaman kırılıyor. O yüzden iyice soğuduğundan emin olduktan sonra bardaklardan çıkarttık. Burada hazır bir şekilde süslenmeyi bekliyorlar. Süslemekten kastım da şu. Bunun içine bu haldeyken, içi kurabiyeyken süt dökersek bu ıslanacak ve sütü içemeyeceğiz. O yüzden bir koruma tabakası geçmemiz lazım. Bu korumayı da çikolata eritip dondurarak yapacağız. Şimdi iki parmak kalınlığında bir su koydum tencereye, kaynattım. Ben Mari usulü çikolata eriteceğiz. Şöyle de üzerine koyuyorum. Bitter çikolata kullanacağım. Ben çünkü sütlü kullanırsam biraz fazla tatlı olabileceğini düşündüm ama tamamen sizin zevkinize kalmış. Burada 150-200 gram arası çikolata var. Hakikaten burada gramaj önemli değil. Bu aşamada kurabiyeler oda sıcaklığında. Eğer buzdolabına atmış olup buzdolabından çıkarsaydım çikolata içine koyduğum anda donacaktı. İçinde böyle kas katı, o hani Cornetto dibi gibi katı çikolata istemiyoruz. O yüzden oda sıcaklığında ki içine koyduğum çikolata hemen donmasın. Hapşırasım var ama tutuyorum. Vallahi bayağı da oldu. Tamam, bunu yavaştan kenara alalım. Evet arkadaşlar, 2-3 kaşık çikolata koydum içine. Sonra böyle döndüre döndüre şu kaşığın arkasıyla şöyle bütün içini çikolata kapladım, şu kenarlara da. Çikolatanın fazlasını da döndüre döndüre döküyorum.
Burada önemli olan bütün içinin komple çikolata kaplanından emin olmak. Ama çok kalın bir katmanda yapmadık. Şimdi bu haldeyken bunu bir de Hindistan cevizine batıracağım. Voila! Hindistan cevizi tamamen benim kendi kişisel tercihim. Hindistan cevizi olmazsa olmaz diye bir şey yok. Artık hızlanalım. Şimdi bunları buzluğa ya da buzdolabına atıp bir 10-15 dakika çikolata donana kadar bekleyeceğiz. Dolaptan çıktı. Buzluğa attık bir 10 dakika. Şu an böyle içi taş gibi. Parmağım temiz. Şimdi içine süt koyup deneyeceğiz. Batuhan süt sevmiyormuş. Yine bir problem çıkardı ama içecek. Bir şey söyleyeyim mi? Şahane. Sana en az sütlüsünü al. Biz de bunları doldurduk, fotoğrafladık falan. Hala hiç çikolatalarda hiçbir erime, ne denir, bozulma. Hiçbir şey yok yani. 10 dakikadır böyle bekliyor. Hiç sorun olmadı. Süt içeceğiz mi? Süt içmesen akacak. Evet, tamam. Bu arada içine soğuk kahve. Yani sıcak bir şey koyamazsınız çikolataya eritecek. Onun dışında soğuk Bailey's bence. Soğuk kahve. Ama makbulü süt yani. Önce biraz sütten içeceğim çünkü çok ağzına kadar koymuşum. Süte çikolata tadı bile gelmemiş. Evet. Keşke gelseymiş. Yani zorla biraz ısır kaldık bitti bu iş. Çok iyi. Bu arada bence Hindistan cevizi çok iyi hareket. Dur. Aynen Hindistan. Çok başarılıymış. Şey, kurabiyenin tadı çok güzel. Hindistan cevizi de iyi bir hareket ama yerken zorluk oluyor işte. Samimi ortamlarda. Evet. Tamam, ben daha fazla kötü görüntü vermeden gidiyorum. Önce tabii yeme eğitimi vermek lazım insanlara. Sonra aşçılık eğitimi vermek lazım. Daha fazla kamera önünde kendime de size de bu eziyeti yapmayacağım. Kamera önünde yemesi zor bir icat diyeceğim ben buna. Ama çok güzel. Gerçekten çok başarılıydı. Şahane, mutlaka deneyin. Deneyin, Instagram'a koyun, beni tagleyin, paylaşalım. Türkiye'nin gücünü gösterelim. Yayılsın yani, güzel ya, çok güzel. Kanalıma abone olmayanlar varsa hala aboneliklerinizi buraya bir yere koyuyorum. Ya da kendiniz aşağıdan şu anda tıklarsanız abone ola. Emeklerimin karşılığını en azından böyle sizin aboneliklerinizi de almış olurum. Çok iyi tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Hem lezzetli hem hakikaten ilginç ya. Yani sürekli her gün aynı şeyleri yiyoruz değil mi? Niye bizim de bir kurabiye bardağımız olmasın ki? Başka da bir şey yok. Bu kadar. Bitti. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay. Ah, şerefe yapmadık. Benim sütüm var ama senin ben yok de, değil mi? Varmış gibi yapar ama. En sevdiğim şey. Şahane. Şampanyamızı da içtik. Bye.